500 metre 2-3 dakika içerisinde. Ya bu arada hep yağmur var ama kişilik bungalovda kalacağız. Ya 800 lira, yani 2 kişi 400 lira falan, bir günlük bir konaklama yapacağız. Manzarası için değer bu arada. Gel mi yürümeye peki buraya kadar? Baba niye çıkardın ya? Günaydın. Konaklama için Ayder'i tercih ettik biz bu seyahatimizde. Yani en azından Rize'de göreceğimiz yerler için Ayder'in orta nokta olduğuna karar kıldık. Tam Ayder'de değil, Ayder'in biraz daha tepesinde bir yerde. Çünkü şu anda artık Ayder'de karavanla böyle küçük bir otoparkta konaklama dışında başka bir alternatifiniz bulunmuyor. Bundan yaklaşık 2 sene önceye kadar boş alanlar vardı. O alanları da TOKİ almış ve ya halı saha inşa etmişler ya da şu anda yeni binalar inşa ediyorlar. Dolayısıyla artık oralarda çok da karavancılara hayır yok diyebilirim. Zaten Ayder'de konaklamak istememizin tek sebebi şuydu. Ayder yayla değil, Ayder şehir merkezi. Yaylalara yakın bir şehir merkezi olarak düşünüyoruz biz artık burayı. Bakkalı var. İşte akşam eğer karavanda yemek pişirmek istemiyorsan onunla alakalı restoranları var. Akşamları müzik çalıyor. İşte gece eğlence yapıyorlar. İstersen canın sıkıldığında öyle bir etkinliğe katılabileceğin bir opsiyonun var diye hani Ayder'de insanlar anladığım kadarıyla geliyorlar. Mesela şu anda yeni bir çözüm buldum. Burası bizim tuvaletimiz. Tuvalet akşamları yağmur ya da böyle çisi yağıyor ama çisi burada bayağı yüksek oranda yağıyor. Büyük bir şemsiye koyduk içine. Böylelikle üstü kapanmış oldu. Bir diğer çözümümüz de Decathlon'dan aldığımız. Şimdi şurada ikinci bir yatak bölmemiz var. Ancak bu yatak bölmesi çok uzun süreli yağmurlarda içeri solunabileceğini söylüyorlar. Daha önceden denemedik. Yaşamak istemediğimiz için de Decathlon'dan bir şöyle bir çadır şeyi, tente kumaşı aldık. Bu kumaşla da bunu sardık. Tepeden eğer yağmur yağarsa diye. Bulunduğumuz yer yaylaya çok yakın. Dediğim gibi Ayder Yaylası'na ama kimseler yok. Yol üzeri. Ama çok fazla da araç geçişi yok. Bir de manzarası çok güzel buranın. Geldiğimizde bir karavancı daha vardı burada park etmiş. Onunla soraraktan aslında kaldık. Bir problem olup olmadığını öğrendik. Hiçbir problem olmadığını söyledi burayla alakalı. Ateş yakmak yasak. Jandarma gelip sürekli kontrol ediyormuş ve ateş yakanları uyarıyormuş. Semaver de yasakmış. Onu belirtmiş olayım. Çadırla da gelip bence kalabilirsiniz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi size birazcık bu tam bulunduğumuz yerin manzarasını çekip paylaşacağım. Şurası Ayder yolu. Ayder'den dümdüz geldiğinizde bu alanı bulmuş oluyorsunuz. Biz bu tarafa çektik. Çünkü daha önce akşamleyin burada bir karavancı aile daha vardı. Kuytu köşe olmasını tercih ediyoruz tabii ki de. Şunlar var. Şunları ben çok hoşlanmıyorum varlığından ama olsun. Bulabildiğimiz yer böyleydi. Çöp kutusu var. Oraya çöplerinizi atabilirsiniz. Tam karşıda da bir şelale var. Bu gelin türü şelalesi değil. O daha aşağıda ama bu da bir ayağından bir tanesi şelalelerin. Bu yolu dümdüz devam ettiğinizde de yukarı kavruna doğru ilerliyorsunuz.
3 gece Ayder'in yukarısında, yukarı kavrumla Ayder arasında bir yer bulmuştuk. Orada konakladık. Rize Çamlıeşim bölgesini gezdik, dolaştık. Şimdi bir sonraki durağımız Artvin bölgesi. Artvin'i gezmek üzere şu anda Ayder'e doğru aşağıya iniyoruz. İlerleyen zamanlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geldik şimdi. Yürüyüş parkuru var. Bakalım ne kadar zorlukta bilmiyoruz. Yürümeye başladık. Daha doğrusu bilmiyoruz değil de bayağı vakit oldu geleli buraya. O yüzden de pek hatırlamıyoruz diyebiliriz. Çeket tesat bulliya meçhu sal polor kalçı meçhu sal polor kalçı İsa kağısta hake inci alumiş kalçı inci alumiş kalçı kalatele tezali herru jompa kalesi Erru jumpa kalesi, da kezi sevda deri, yesin zigi kalesi, yesin zigi kalesi. Meşakkatli bir yoldan geçiyorsunuz. Yaklaşık böyle bir 500 metre merdiven tırmanışı yapıyorsunuz. Aralarda dinlenme yerleri var bu arada. Hani çok sıkıntı yaşarsanız dinlenebilirsiniz. 500 metreden sonra da bir iniş var. İniş yaptıktan sonra düz bir patikada 2-3 dakika içerisinde Meçhun'a, şelalesine ulaşabiliyorsunuz. Birazdan varmış olacağız. Yağmur başladı bu arada. Ya bu arada hep yağmur var ama çisli şeklindeydi. Şimdi biraz daha arttı. Evet, biz de geldik.
la planète rare had bu ne nom dei had bu ne nom dei kain mecara sai en menor de sum dei en menor de sum dei agatin ti batti monjurut ki bagnius onjurut ki bagnius plus ni kai tarda tim sevdain odanius sevdain odanius Bahar selim inşallah, tunda benim maşallah, tunda benim maşallah. Kuda din okuma ve kurba korcim inşallah, kurba korcim inşallah. Bahar selim inşallah, tunda benim maşallah, tunda benim maşallah. Kuda din okuma ve kurba korcim inşallah, kurba korcim inşallah. Çok güzel. Manzarası için değer bu arada gelmenize. Baba beğendin mi? Doğru. Değer mi yürümeye peki buraya kadar? Kesinlikle. Tamam peki. Babamdan donayı aldı. Şimdi kapatayım da inelim. Hadi gel gel hadi. Tebrikler baba. Görevi başarıyla tamamladın. Görüşürüz Mençuna. Daha önceden Maral Şelalesi'ne gitmiştik. Çok güzel bu arada. Eğer ilk defa gidecekseniz gidebilirsiniz. Sadece yürüyüş yolu çok engebeli. İniyorsun, çıkıyorsun. Hele ki şelaleye gitmek için bayağı tahta bir merdiven var. Oradan aşağı iniyorsun. Ama velakin çok güzel bir görsel şov sunuyor size. Mençuna da güzel ama Mençuna'nın yolu çok basit yani Maral'a göre. Sadece şöyle, Maral'la gitmeyecekseniz bile Maral'ın yolundan geçmenizi öneririm. Çünkü çok güzel Gürcü köyleri var. Maral yolu üzerinde. Gürcü alfabesiyle de yazılmış böyle köyler. Babam da Gürcü. O yüzden böyle çok dikkatimizi çekiyor o tarz köyler. Çok hoşumuza gitmişti geçen sefer gittiğimizde de. Geçen sefer dediğim 4-5 yıl önce. Bu seferinde annemlerle seyahat ediyoruz. Mençuna zorladı. Maral'ı hiç zorlamaya gerek yok yani. İmkansıza yakın annemlerin. Giderler de gitmek istemezler. Ama Mençuna'nın atmosferi inanılmaz güzel. Kamilet Vadisi'nin tam içinde yer alıyor. Doğası enfes. Yüklüyorlar bir şeyi. Bir bırakıyorlar. Burası, tam buralar. Evin oradaki şeye kadar gidiyor. Ev vardı ya, hemen geçtim. Şu atı çarpıyor duruyor. Yavaş. Bırak. Bekle. Oradan arkadaşının yanına git. Hadi arkadaşının yanına git. Mençuna'nın meşhur keçileri. Çok tatlı. Babam da arkada keçi çekiminde. Baba niye çıkardın ya? Hadi keçiler, hadi içeri. Hadi! 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 Allah seni etmesin! Bir
Şimdi Mençuna Şelalesi'nin yolu var. Tam şurada göstereyim. Zaten başka yol yok. Gerisi kapalı. Onun tam arkasında deli bal satıyorlarmış. Bir çay kaşığı sadece tüketebilirsin. Annemler şimdi deli bal alıyor. Şöyle şu kadar falan bir kutusu 250 liraydı. Şifalı olduğunu söylüyorlar. Deneyecekler bakalım. Bu gece Mençuna konaklarında kalacağız. Hava çok soğuk olduğu için bizim de dış duşumuz var. O sebepten ötürü bir gece dinlenelim diye bir yer seçelim dedik ama yani seçtiğimiz yer yolun yarısı yoktu yani geçtiğimiz yerlerde. Oldukça sel bizden önce almış yolun bir kısmını. O yüzden de bayağı korkutucu geldi. Biraz hızımız kaçtı. Şimdi de tam böyle derenin kenarı gibi bir şey oldu koyacağımız karavanın yeri. Biraz huzursuzuz o yüzden. Zor ile mi evlendin? Zor ile mi evlendin? Yoksa alem al ile of aman. Yoksa alem al ile. Pardon, ne tarafa gidiyorsunuz? Ne tarafa gidiyorsunuz? Mençun'a konaklarına geldik. Hemen şunun altına karavanımızı koyduk. Ve bu gece 4 kişilik bungalovda kalacağız. Fiyat olarak da 2 kişi kalmak isterseniz 500 liraymış kahvaltı dahi. 4 kişi kalmak isterseniz 800 lira. Yani 2 kişi 400 liraya falan geliyor diyebilirim. 2 oda tek bir yatak, 2 tane de çiftli yatağı varmış. Yani tek bir tane çiftli yatak, iki tane tek yatak var. Bir de banyo. Tuvalette içinde olduğunu söylüyorlar. Odayı da göstereceğim şimdi. Duş alma ihtiyacımız var. O yüzden evlerin dışları bu şekilde. 4 tane var. 2 oturma yeri var. Burası da aşağıdaki yol. Karavan da şurada. Sana yazdım Türkiye, sana yazdım Türkiye, el alemin dilinde of aman, el alemin dilinde of aman, yandım aman. Sana yazdım Türkiye, sana yazdım Türkiye, el alem mundilinde of aman, el alemun dilinde of aman, yandım aman. İzlerimiz duruyor, izlerimiz duruyor, amla gitun yolinde of aman, yaylaların yolinde of aman. İzlerimiz duruyor, izlerimiz duruyor, amla kitun yolinde of aman, yaylaların yolinde of aman, yandım aman. Zor ile mi evlendin, zor ile mi evlendin, yoksa aleman ile of aman, yoksa aleman ile of aman.